Merhaba. Bugün çok heyecanlı olduğum biriyle söyleşimiz olacak. Şimdi onu davet edeceğim. Yorumları kapıyorum ama soru gönderebilirsiniz. Merhaba Zeynep Bey. Merhaba. Şöyle tutayım. Ben de biraz yorum görüyorum. İlk başta biraz ayarlamak gerekiyor zannedersem. Evet, şöyle Şöyle mi yapalım? Böyle. Ben de biraz geri. İlk başta ayarlanarak geçiyor. Evet. Ne var ne yok? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Tamam. Şimdi ben bu teknolojiyi ayarlayabildim mi? Tamam mıyız konuşmaya? Şu an harika bence. İyi. Şu an çok güzel ayarladınız. Hiçbir sıkıntı yok. Evet, iyi gidiyor ama ya bugün akşamüstü bir haber geldi. Bu yazar Ahmet Tulgar dostumuz vefat etmiş aniden. Çok üzüldüm. Birdenbire bir kalp krizi geçirmiş. Yani nasıl oldu anlamadım. Çok sevdiği yazarlarını sevdiğim genç bir insandı. Yani çok ne oldu anlamadım. Sonra Halit abi, Halit Kıvanç. Maalesef işte onu da kaybettik. Gerçi onun yaşı vardı ama ne olursa olsun abi gibiydi hepimize. Bir de Türk Tabipler Birliği Başkanı tam hedefe kondu, Şebnem Korur Fincancı. Onu da gözaltına aldılar ve tuhaf iftiralar da yayınlıyorlar basın. Ya bu ülkede her gün böyle üzücü haberler almaktan gerçekten yorulduk ama yapacak bir şey yok. Var tabii, yapacak şeyler var da yani şu anda yapacak bir şey yok. O bakımdan üzüntülerimi bildiriyorum. Evet, maalesef çok acı haberlerle geçen bir gün. Biraz da sanki alıştık da artık acı haberlere. Ne olursa olsun insanın üzülmesi hiçbir zaman azalmıyor ama o kadar artık peş peşe gelen haberler hepimizi çok sarsıyor. Siz de aslında bu anlamda bence edebiyatın dönüştürücü gücünü çok güzel kullanan bir insansınız. Ben yani çok büyük bir hayranınızım. İnsan olarak, sanatçı olarak, duruşunuzla, bilgiye verdiğiniz önemle, doğruluğa, bilgiye verdiğiniz önemle çok ayrı bir yeriniz var benim için. O yüzden de ilk olarak zaten en son okuduğum romanınızın ufak bir giriş yapmak istiyorum, size sorular sormak istiyorum. Kaplanın Sırtında ile ilgili. Beni çok etkileyen bir şeydi bu doğruya verdiğiniz önem, dediğim gibi. Özellikle bu kadar kutuplaştığımız bir dönemde sürekli işte ya onlardansın ya bunlardansın denen bir dönemde sizin bu kadar tarafsız bir şey yazabilmeniz beni açıkçası bayağı etkiledi ve hiç bilmediğim bir yönünü görmüş oldum Abdülhamit'in. Üçüncü Selim'den beri gelen bu batılılaşma aslında bize hiçbir şeyin de anlatıldığı gibi olmadığını, işte ya Cumhuriyet modernleşmesi ya Osmanlı gibi bir durum aslında ortada olmadığını görmüş oldum. Sizin romanınız sayesinde biraz bundan bahsetmek istiyorum. Yani ne düşünüyorsunuz bize yansıtılan hakkında ya da gerçeklik hakkında, Abdülhamit hakkında genel olarak? Teşekkür ederim. Seni yorumunu da okumuştum ve çok iyi anlamışsın romanı sahiden. Çünkü bu bir roman. Bir kere bu tabii ki tarihi gerçeklere, tarihe dayanıyor. Tarihin dışına çıkmıyor, tarif etmiyoruz ama o ölçüler içinde bir kişiyi anlatıyorum ben. Zaten beni ilk yıllar önce buna cezbeden konu, ya bir gün üç kıtada yayılmış bir imparatorluğun tek mutlak sahibisin. Malın, mülkün, insanların her şeyin sahibisin. Her sene atıyorlar. Gidip boş bir köşke Selanik'te atıyorlar ailenle beraber. Yüzden, belki binden, milyondan sıfıra düşüyorsun bir gecede. Zaten evhamlı. Oğlu da kabul ediyor. Bizim pederde diyor Vehmi Humayun vardı diyor. Onların her şeyine Humayun denir. Yani royal. Yani krali, saray, ya ait. Ya nezle de olsa nezle-i Humayun'dur. Bu da Vehmi Humayun paranoya emperyal oluyor orada anlattığım gibi. Bir imparatorun korkuları. Zaten kişilik olarak öyle. Bir de bunu götürüp oraya attıkları zaman yani öldürecekler mi, öldürmeyecekler mi, yaşayabilecek mi, yaşamayacak mı, bütün vehimleri depreşiyor. Bu beni bu romanı yazmaya iten esas konu bu. Şimdi herkes diyor ki niye Abdülhamit, işte tartışmalar falan. Ama bakın benim romanlarım
aşağı yukarı işte 40 fazla dile çevriliyor. Bir dile falan çevriliyor. Şimdi İngilizce'ye çevrilmesi başlandı bu kitabın. Kore'ye de başlandı, Yunanca'ya da başlandı, Almanca'ya da başlandı. Birçok dile çevrilecek, İspanyolca falan. Her ülkede yayınlanıyor. Şimdi oradaki insanlar bu tartışmaların içinde değil ki, diyecekler ki bakalım bu Livanlı yeni romanda ne yazmış. Ve aynen bizim, kendimi kıyaslamak için söylemiyorum büyük usta Marquez'le ama Marquez'in Başkan Babamızın Sonbaharını okuduğumuzda onun kim olduğunu biliyor muyuz o kişinin? Bilmiyoruz. Ya da Labirentindeki generalin Jose Marti olduğunu biliyor muyuz? O olayların farkında mıyız? Hiçbirini bilmiyoruz. Ya da diğer Latin Amerikalı romancıların bu tarz romanları. Yani Vargas Llosa işte keçi diye, keçinin kahvaltısı diye o da bir diktatör anlattı kendi ülkesindeki. Fakat biz onları bilmiyoruz. Neyi alıyoruz? Romanı okuyoruz biz. Şimdi öyle okunacak. Fakat Türkiye'de maalesef iyi okurlar dışında, ki bunlardan bir tanesi de Pınar Sabancı, iyi okurlar dışında ve daha çok profesyonel çevrelerden garip tartışmalar gördüm ben. Abdülhamit öyle miydi, böyle miydi, işte neden böyleydi, bir de iyice alt bir kesim var. Roman falan okuyamaz, kitap okuyamayacak kadar. Sadece bakıp orada niye bunu çirkin çizmişsiniz, Ali Yaycıoğlu. Hoca çizdi onun da resmini, kapak resmini. Niye benim padişahıma sen hakaret ediyorsun ya? Hakaret falan yok. Öbür kesimden de diyorlar Abdülhamit'i haklı mı gösteriyorsun? Ya değil, bir romandır bu ama Türkiye maalesef çok alevli tartışmaların içinde ve İbn Haldun'un bir sözü vardır. Çok 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 mühimdir o. Büyük filozof, büyük sosyolog İbn Haldun 15. yüzyıl. Diyor ki İslam'da kabile asabiyeti, yani kabilene bağlılık, asabiyeti sinirlik anlamında değil de bağlılık, hani asap yani akrabalık falan gibi algılıyor. Ve diyor ki kabile asabiyeti, kabile bağlılığı esastır. Maalesef bizde de öyle. Şimdi herkes bir kabileye bağlanmış, buna siyasi parti diyebilirsin, ideoloji diyebilirsin, ne dersen de kutup diyebilirsin ve bu kabilesine bağlı olarak kendinden beklenenleri yazıyor. Yani bir olay oluyor. Ertesi gün gazetelerde kimin ne yazacağını biliyoruz. Televizyona çıkanların ne söyleyeceğini biliyoruz. Zaten onlar o şeyin insanı, o görevleri yerine getiren insanlar. Ama bağımsız bir kafa böyle olamaz. Bağımsız bir entelektüel böyle düşünemez. O kendi kafasıyla düşünür. Şimdi o bakımdan da şaşırdılar. Aa, Abdülhamit'e sövmüyormuş. Ya ben niye? Niye söyleyeyim? Roman yazılır mı? Koskoca bir roman böyle sövmek, övmek için. Bazıları da her insanda olan kendini savunma içgüdüsü vardır. Yani bir şey kırılır ya da en ufak bir suç olur, kavga edilir ya da suçlamada yok diye insanlar kendini savunur. Bu da kendini savunuyor. Ya ben ondan işte bunu böyle yaptım ama bir sor bakalım niye yaptım der gibi. Onu da zannediyorlar ki ben söylüyorum. Ben savunuyorum zannediyorlar. Ama bunların ötesinde şunu söyleyeyim. Kitap hem çok büyük sayılara ulaştı. Bu ekonomik krizde beni şaşırtacak kadar büyük sayılara ulaştı. Hem de okurdan çok güzel bir tepki görüyor. Bir de devam ediyor. Hani böyle millet neymiş diye merak edip geçmedi. Okundukça yayılıyor. İnsanlar birbirine ya bu çok ilginç bir şey demeye başladılar. O bakımdan memnunum ama bu Osmanlı Cumhuriyet meselesi üzerinde de biraz konuşmak gerekiyor herhalde. Siz de buna bence çok güzel bir giriş yaptınız. Hani burada konuşulması için ve hakikaten sizin öyle bir gücünüz var ki bir söyleşinize katılmıştım. Şey demiştiniz, ülkemiz kitap ülkesi oldu demiştiniz. Hatta Serenat yanılmıyorsam 1.150.000 miydi yasal satışı? Evet, 1.150.000. Evet, çok çok yüksek bir sayı ve bu hani Avrupa'da Amerika'daki satışların da üstüne bizim ülkemizde çok büyük satışlar olduğunu konuşmuştuk sizle. Özellikle edebiyat kitabı ne Amerika'da ne dünyanın hiçbir yerinde satmaz edebiyat kitabı. Yani polisi olabilir, thriller olur. Ya da işte böyle bir takım diyet kitabı olur, bilmem ne olur, bunlar olabilir ama yani edebiyat kitabı hiç o listelere bile giremiyor Batı ülkelerinde. Bu bakımdan okurumuzla övünüyoruz. Sadece yani ben de değil, bakın bizim her ciddi romancımızın romanı o listelere girer ya da kötü. Sabahattin Ali zaten listelerden hiç düşmez. Hep en çok satandır. Bir yandan Orwell, Stefan Zweig, Saramago. Bunlar bizim en çok satan 10 listemizde. Çok enteresan bir ülke burası. Yani gençlik bir nevi edebiyatla
hayatı kavramaya başladı. Çünkü hayatı kavramanın daha güzel yolları yok artık. Çok manipülasyon var. Çok bir de düşük düzey var. Kendini daha gelişmiş hisseden gençlerin hepsi edebiyat yoluyla dünyayı kavruyor ki bizim de ilk gençliğimize yaptığımız oydu zaten. Buna çok seviniyorum ben. Siz zaten daha önceki söyleşilerinizde de bildiğim gibi dünyayı şekillendiren kitaplardır diyorsunuz. Yani Homeros'un İlyadası'ndan Gılgamış destanına binlerce yıl öteden gelen şeyler hala bize öncü oluyor, yol gösteriyor aslında. Ve siz de dediğim gibi bunu çok güzel kullanıyorsunuz ülkemizde bence. Huzursuzlukta Suriye, Irak, mülteci durumunu görüyoruz ki bana çok dokunmuş bir kitaptı. Yine geçen yaz okuduğum Balıkçı ve Oğlum'da işte çevre sorunlarına değiniyorsunuz. Biz de siz biliyorum Muğla'da çok uzun zamanınızı geçiriyorsunuz. Biz de yazları ailece oradayız. Eşim balık tutmayı çok sever mesela. Ona da gösterdim kitabınızdan bölümler okurken hatta. O da bana diyordu ki mesela balık çiftliklerine oraya gelsen ağlarsın üzüntüden. O pisliği görsen o tarafta diyor. İnsana çok dokunan konular bunlar ve bence de bir edebiyatla en azından mesela çevre sorunu var şu an. Çok büyük bir çevre felaketi. Hele ki ülkemizde şu an yaşadığımız. Tabii. Yani edebiyatla da buna gerçekten dokunmak gerekiyor bence dediğiniz gibi. Yani ne düşüyor sizce sizin açınızdan merak ediyorum. Sizce bir farkındalık yok. Biz Avrupalılar gibi çevre konusunda farkındalığı olan bir ülke değiliz bence. Çok geriden geliyoruz. Ne yapmak gerek daha çok toplumsal bilinç uyandırmak için bu konularda? Ve genel olarak edebiyattan girdik. Edebiyat gerçekten çok önemlidir. Bazı insanlar görürüm ben hep hayatta derler ki ben kitap okurum ama böyle roman okumam derler. Bunlar o kadar kötü bir duruma düşürüyorlar ki kendilerini. Dünyanın en büyük bilim adamları sosyal konuda olsun ya da fizik konusunda olsun, Einstein olsun yahut da Isaac Newton olsun bütün bu büyük 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 beyinler edebiyata yaslanırlar. Mesela Yunan trajedilerinden bir örnek verirler ya da bir söz kullanırlar. Shakespeare'den bir şey alırlar. Yani bu dünya edebiyatının o büyük birikimine sırtını yaslamadığın zaman çok sati kalıyorsun zaten. Çok yüzeysel kalıyorsun. Yani yaptığın işi de tam kavrayamıyorsun. Çünkü insan ruhuna nüfuz etmenin, insan ruhuna girmenin en büyük biçimi bu. Bakın size bir örnek vereyim. 2500 yıl önce bizim burada antik tiyatrolarımızda Efes'te falan ne oynanıyordu? Sofokles'ler, antik Yunan trajedileri oynanıyordu. Şimdi o dönemdeki bilimi düşünün. 2500 yıl önce bilim nerede emekliyordu? Tıp nerede emekliyordu? Bugünle inanılmaz bir fark var değil mi? O zaman çok primitif kalıyor o dönem. Ama o dönemdeki oyunlar, o trajedilerdeki psikolojiler bugün geçerli. Değişmedi ki. Hala Oidipus diyoruz, oradan alarak söylüyoruz. Hala Elektra diyoruz. Hala oradaki insan psikolojisini kullanıyoruz. Çünkü değişmedi. Bugünkü New York'a da gitseniz, Tokyo'ya da gitseniz 2500 yıl önce keşfedilmiş olan, anlatılmış olan insan yüreğini ve insan beyninin sırları onun üzerine gidiyor. Çünkü bilim gelişir. Belki 1000 sene sonra bu bilim bugünkü bilimde çok eksik kalacak. Mutlaka öyle kalacak. Ama işte gerçek edebiyat eseri hep yaşayacak. Şimdi düşünsenize yani Tolstoy, Savaş ve Barış. Daha önce Stendhal yazdı. Daha sonra Tolstoy Savaş'ı anlatan insanlar. Daha sonra Heinrich Böll. Yani bu insandaki bu yıkıcılığı anlatan Freud bir yandan bilimle anlatıyor. İşte Stefan Zweig edebiyatla anlatıyor. Dünyayı değiştiren şey sahiden kitaplardır. Ama burada şöyle bir ayrım yapıyorum ben. Bu bana ait bir ayrım ama doğru gibi geliyor bana. Dünyayı, batıyı özellikle düşünce kitapları değiştirir. Yani Montesquieu kanunların ruhunu yazar. Jean-Jacques Rousseau kitaplar yazar. O böyle toplumu başka bir yere doğru götürür. Hele Karl Marx. Kitaplar yazar, dünya dönüşür. Yani bütün dünyayı görür 20. yüzyılda. Sovyetler Birliği bile belki onunla şekil alır. Bütün dünya. Bu böyledir. Ama bizde felsefe olmadığı için, sosyal bilimlerde gelişmediği için bizde böyle kitaplar yoktur diyor, değiştiren. En son belki işte yani ilk ve son belki Ziya Gökalp'in, Akçola'nın kitapları falan vardır işte bu milliyetçilik, Türkçülük meselelerinde. Ama bizi ne dönüştürür? Şiir dönüştürür. Heyecanlı bir millet olduğumuz için, heyecanlı insanlar olduğumuz için mesela Namık Kemal vatan şiirleri yazar. İşte
büyük bir vatan aşkıyla yazar. O Manastır Askeri Lisesi'nde okuyan Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Fethi'yi falan etkiler. Onunla bir şeye giderler, bir yola girerler. Daha sonra işte Cumhuriyeti öven şeyler olur, şiirler olur. Kurtuluş Savaşı şiirleri çıkar. Sonra da sol, mesela sol, Das Kapital okuyarak sol olmadı ki Türkiye'de. Nazım Hikmet okuyarak, Yaşar Kemal okuyarak sol oldu. Daha sonra okumuş, okudular tabii ama baştan böyledir. Yani bizi Doğu toplumların daha doğrusu şiir dönüştürür. Ona bakarsan din kitapları, o üç büyük kitap, semavi dinlerin, onlar da aslında şiirdir. Yani onlar da bir söz gücüdür, söz sanatıdır ki ta şeyde Nasıra'da yahut da Mekke'de, Medine'de çıkıyor. Bugün Texas, Memphis'teki insanlar birbirini öldürüyor onun için. Evet, evet, söz sanatının gücü zaten iyi atsınamaz. Dediğiniz gibi bizim toplumlarda maalesef aslında bizde tam da bahsettiğiniz gibi düşünce, felsefe mesela hiç Osmanlı'da büyük bir filozof, hani Batı toplumları gibi bir düşünme yok, çünkü sorgulama yok. Çünkü din baskısı olduğu sürece zaten hani hayatı sorgulamak çok da öne açılan bir şey değil. O yüzden felsefe zaten bizde de çok gelişmiş bir şey değil, ama sizin bir çok hoşuma giden de bir sözünüz vardı. Hatta yazın Bodrum'da da söyleşinize katıldım. Düşünmek üzerine. Yani bizde hiç düşünen adama, bir düşünen insana bir önem atfedilmez. Yani düşünmek güzel bir şey olarak görülmez demiştiniz. Bundan bahsetmiştiniz. Düşünmek insanı, biz bir memeli hayvan türüyüz. Bizde hayvan lafı aşağılama anlamına geldiği için rahat konuşamıyoruz. Yani yurt dışında kimse kimseye animal diye hakaret etmez. Animal, animal işte, yani vardır. Bizde tuhaf bir şekilde bazı hayvanların isimlerini yüceltir kendimize koyarız. Aslan, kaplan, kurt falan diye. Daha çok yırtıcı kuşlar ve yırtıcı hayvanların. Öteki hayvanları da zavallı söz hakaret haline gelir. Şimdi o bakımdan rahat konuşamıyoruz biz bu kavramları. Ama biz de tabii ki bir mamal türündeniz. Ama bunun en gelişmiş biçimiyiz. Hani dinde de eşrefi mahlukat diyor. Diğer yerlerde de evet, yani beynimiz var. Peki bizi ayıran ne? Yani fiziksel özelliklerimiz aynı hayvanlarla. Her türlü içgüdümüz aynı değil mi? Yeme, içme, karnını doyurma, su içme, üreme, şuba, hepsi aynı. Peki ne ayırıyor bizi? Metotlu düşünme. Bir de gülme. Bu çok ilginç. Hayvanlar gülmez. Bize güler gibi gelir bazen ama hiçbir hayvan gülmez. Dolayısıyla insanı insan yapma basamaklarında yürürken insanlar metotlu düşünmeyi geliştirmiş. Bir de gülmeyi, mizahı geliştirmiş. Şimdi mesela Descartes, metot üzerine konuşmalar olabilir mi bir hayvan neslinde? Olamaz. Ama bu insana, İnsanı insan yapan iki büyük özellik bizim toplumumuzda nedense ikisi birden aşağı görünmüş. Biraz sembolik olacak, sembolist olacak ama atasözlerini taradım. Ya bir tane iyi bir söz var mı düşünmekle ilgili diye? Yok. İşte düşün düşün bilmem nedir işin. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Nasrettin Hoca'nın İndisi gibi düşünme. Hatta düşünmek ve merak sözü, bir de merak. Bütün keşiflerin altında yatan meraklı, Yunanlar bile söylüyor meraklis. Yani efkarlı olmak. Efkar ne demek? Fikirler demek. Yani fikirler üşüşmüş başına. Bu adam efkarlı ya, işte bırak bunu falan diye. Şimdi düşünme bu şekle gelmiş çünkü felsefe yasak. Varlığı sorguladığı için yasak. Mümkün değil. Başı kesilir yani insanların varlığı sorgulayamadığın için. Hiçbir şekilde, hiçbir yüzyıl yok. Rasathane düşünsenize. Rasathanenin, padişahın emriyle kurulan rasathanenin, gökyüzü incelemenin bir yıl sonra yıkıldığı, yıktırıldığı bir ülkedeyiz biz. Neyse, daha fazla kimseyi de rencide etmek istemeden konuşmak istiyorum ama. Bu ikincisi de gülmek. Gülmek o kadar önemli bir şey ki toplumların böyle hani çelik çarklar gibi dönüyor ya, toplum böyle dönüyor. Toplum devamlı hareket içinde, bir momentum içinde. Peki bu çarkların dönmesinde arada bir şey lazım. Bir hani yağ sürülür, yağ konulur makinalara, şuna buna falan. Bu işte mizahtır, sanattır, hümanizmdir. Bu toplumu böyle yumuşak çevirir. Öbür türlü çok sert olur, dişliler kırılır. Ama bizde gülmekle de ilgili güzel bir şey yok. Yani çok güldük başımıza bir şey gelecek. Hatta en kötüsü de karı gibi gülme. Hem kadını aşağılıyor hem gülmeyi aşağılıyor.
Neyse bunlar böyle olabilir. Bir de ben böyle dediğim zaman diyorlar ki bizim toplumumuzu niye şey diyorsun? Ya bu toplum benim kendi toplumum. Çok da güzel şeyleri var, gelenekleri. Çok da güzel şeyleri var. Öveceğim, övdüğüm ve her zaman iftihar edeceğim şeyleri var. Sadece bu iki konuyu söylüyorum ki ben bunlar da iyi gelenekler değil. Doğrusu değiştirelim diye söylüyorum. Yani her gelenek iyi diye bir şey zaten yok. Yani aslında toplumlar dönüşerek gelişiyorlar. Ve dediğiniz gibi bizde kadına çocuğa karşı bir aşağılama var toplumsal kodlanma olarak. Ve sizin ben bir bu yazki söyleşinizde aynen bunu işte karı gibi gülmek demiştiniz. Ya şey düşündüm ben çok kahkaha atan bir insanım. Gülmeyi çok seven bir insanım. Ne güzel. Güldüğüm insanlar benim için çok değerlidir. Bence çok özel bir paylaşım insanlar arasında birbirini güldürmek, beraber gülmek. En güzel Ve şey. şeyi düşündüm ben kadın olmaktan da gurur duyuyorum. Kahkahalarla gülmekten de ama hakikaten karı gibi gülmek diye. Karı gibi gülme karşım. Yani ne kadar aşağılayıcı bir şey aslında. Tabii genel olarak ön yargılar var kadınlara karşı. Zaten konular, isimler Anadolu'da da eksik etek. Kaşık düşmanı, korkunç bir laf. Neyse girmeyeyim. Daha vardır böyle bir sürü laf ama şunu söylüyorum bakın ben Anadolu şehirlerine gittiğiniz zaman erkek sesi duyarsınız. Garaja gidin, oraya buraya gidin, kahvele erkek sesidir hep. Şeyi çok fark ederim ben yıllardır. Şimdi İstanbul'da bazı semtler değişmeye başladı ama mesela Selanik'e giderim. Selanik'te birdenbire kadın seslerinin yüksek olduğunu hissederim. Sokaklarda kadınlar daha yüksektir. Paris'te de öyledir. Birçok yerde öyledir. Ama maalesef bizim doğu toplumlarında ve özellikle de Müslüman toplumlarda doğu deyince hani uzak doğuda da kadınların sesi var. Fakat bizim bu toplumlarda kadınların üstüne sahiden bir şal örtülmüş. Bakın ilginç bir şey söyleyeyim. Aslında padişahlar da bunun farkında. Ve bunu engellemeye çalışıyorlar çok. Mesela 2. Mahmut eniştesini Rusya'ya gönderiyor. Diyor ki nedir bu kadar fark? Çok açıldı yani medeniyet farkı açıldı sayeden. Nedir bunun sebebi diyor. Dönüşte onun raporu diyor ki işte padişahım ben her şeyi burada inceledim anlatacağım ama önce temel farkı söyleyeyim diyor. Biz toplumumuzun yarısıyla yaşıyoruz. Onlar bütünüyle yaşıyor. Biz kadınlarımızı kapatmışız. Zaten yarım toplumuz diyor. Bakın 2. Mahmud'un eniştesi amiral bunu yazıyor. Aynı şey Sofya'da Atatürk'ün günlüklerinde var Mustafa Kemal ateşe militerken orada. Kadını yok eden medeniyet olmuyor çünkü. Kadın ve erkeğin birlikte kurduğu bir şey medeniyet. Erkek toplumu yani ben erkek öyle bir şey yok ki zaten doğaya da aykırı, her şeye aykırı. Ve daha önce bakıyorsun mesela İslamiyet öncesi Türklere bakıyorsun. Orada kadın komutanlar, kadın liderler ve o han var, yanında da hatun var. O beraber idare ediyorlar zaten. Ama sonra bizim bu şundan oluyor tabii. Şimdi mesela Yahudilik anadan geçiyor. Bir anadan doğduğunuz zaman ya, zaten Hristiyanlık'ta Yahudiliğin bir bölümü, bir kısmı reformu diyelim. Bir anadan doğduğunuz zaman şüphe yok onun da ana olduğundan ve Allah'ın önünde dini kimliğinde Yahudi işte ondan doğdun. Müslümanlık babadan geçiyor. Babadan geçtiği için Allah'a karşı günah işlememek için onun babasının kimliğinden %100 emin olman lazım. Ya başka bir şey olduysa de. Onun için kafes, çarşaf, kapat ki dini kimliğinden emin ol. Ve böyle bir Arap adetleriyle de böyle geliyor ki neyse bu Ama dediğiniz gibi baskı bu kafeslendikçe de aslında orada her zaman için bastırılan toplum diğer yöne daha şiddetli şekilde gider aslında. Yani kimseyi kafeslemek hiçbir şey için çözüm olmadığını böyle konularda zaten biliyoruz aslında özünde. Şimdi eş ve toplumsal şeylerden bahsetmişken ben de sizin biraz da özel hayatla ilgili soruya geçmek istiyorum. Çok özel hayata değinmeden ama sizin hayatınızda da biliyorum ki Ülker Hanım'la berabersiniz lise aşkınızla. Bu evet. da çok bulunan bir şey değil. Hele bu devirde bu kadar uzun yoldaşlık, bu kadar uzun bir hayat arkadaşlığı. Gıpta edilecek çok uzun yıllardır berabersiniz. Bunun için sizce bunun formülü nedir böyle bir yoldaşlığın bu kadar ömür boyu süren? Sizin dediğiniz yoldaşlık kelimesi çok önemli. Çünkü insanlar zaman içinde
ruhen de fiziken de değişebilir, dönüşebilir. Ama temel ilkelerde yoldaşlık ve dayanışma kalıyorsa bu çok önemli bir şey. Şimdi biz tabii çok zor yıllardan geçtik. Bizim 68 kuşağı adını taktıkları sonradan bu kuşak Türkiye'de asker tarafından çok hırpalandı. Rejimler tarafından çok hırpalandı. Çok zorluk görmüş bir kuşağı her bakımdan. İşte bütün bunlarda bizim kuşakta da çok ayrılma getirdi. Yani devam edebilen, evliliğine falan devam edebilen çok az insan oldu. Ama o yoldaşlık bir de tabii bu bir kişinin gayretiyle, bir kişinin seçimiyle olmuyor. İki kişinin karşılıklı o yoldaşlık el ele verip o yolda yürümesi çok önemli bir şey sayılır. Bunu ben değerli buluyorum. O değer çok önemli. Fakat bugün bu Serenat romanından sonra çok aldığım o çok fazla sayıda mesaj, mektup falan, ya yok ki böyle ilişkiler, yok ki böyle şeyler falan diye. Belki azalmış olabilir toplumda, onu da görüyorum doğrusu. Biraz evlilikler de azalıyor galiba, daha doğrusu yürüyen evlilikler azalıyor değil mi? Yani evet, tabii bunun birçok sebebi var. Bence biraz kadınların da belki daha özgürleşmesi, belki biraz daha kabul edilebilir, belli bir kesime daha kabul edilebilir düzeye gelmesi ayrılıkların, bunların da etkisi var bence bunlarda. Ama eskiden hani boşanmış bir kadın olmak çok daha zordu belki. Doğru. Şimdi, bir de ekonomik durum. Ekonomik özgürlük. Şimdi daha çok kadının ekonomik özgürlüğü var. Bence bunların da etkisi var tabii ki ama. Ufak etki var. Pardon, burada girebilir miyim? Tabii ki, tabii ki lütfen. Şimdi bu söylediğin çok doğru. Çünkü gözlem, romancı olarak sürekli gözlüyorum toplumu, tanıyorum, görüyorum, konuşuyorum insanlarla. Şimdi bizim erkeklerimizde de bir sorun var açıkçası. Gerçi erkekleri yetiştiren de analar. Dolayısıyla kadınlarda da sorun var demektir. O çocukları o kadar büyük bir prens olma duygusuyla, üstün olma duygusuyla yetiştiriyorlar ki aslan oğlum sen erkeksin, sen büyüksün, sen şusun, sen busun falan. Sonra evlendiği zaman karısından da böyle bazı evliliklerde köle istiyor. Bazı evliliklerde kendi hep böyle egosunu pompalayacak bir insan istiyor. Oysa kadınlar çok gelişti Türkiye'de. Okuyor, yazıyor, çatır çatır konuşuyor. Yaratıcı kadınlar, iş alanında kadınlar, dünya çapında kadınlar, senfoni orkestralarında kadınlar. Yani müthiş bir gelişim var. Bunu henüz Türk erkeği genel olarak ayrıca hariç kabul edebilmiş değil. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bunu da unutmamak lazım. 600 yıl poligam yaşamış bir toplum. Daha öncesinden de gelin, yani erkeklerin dört kat kadın alabildiği cariye, daha 1850-60 yıllarına kadar gidip Lale'den, Beyazıt'tan kadın alıp cariye eve getirebiliyordu. Şimdi böyle bir toplumun monogamiye geçmesinde de sorunlar oldu. Bu da tabii bir dönem gerektiriyor. Yani bizim memleketimizde gelenek ve modernite arasında hangi konuyu, bak deminden beri konuştuğumuz bütün konular böyle, gelenekle modernite arasında biz durmadan çırpınıyoruz. Modernite de her zaman doğru bir modernite gelmiyor. Yanlış da gelebiliyor. Ki oldu Türkiye'de, oluyor da. O bakımdan şimdi biz çok gerçekten değerler sistemi sarsılmış bir toplumuz. Ne eski değerlerimizle, geleneklerimize göre yaşayabiliyoruz, ne de modern bir dünyayı kavrayabilmiş olarak yaşayabiliyoruz. Hani eskiden toplumu mesela benim çocukluğumdan da hatırlıyorum, haram helal kavramı korurdu. Yani tüketici haklarını korurdu. Eve gelirdi birisi, ya bir şey satacak ya da tamir edecek. Ben çocuklarıma haram lokma yedirmem diye bir şey vardı. Şimdi bu hakikaten toplumu koruyan bir şey. Şimdi bu dağıldı. Modern tüketici hakları ombudsmanlık sistemine de geçemediğimiz için arada hepimizin gördüğü gibi kargaşalar yaşanıyor. Herkes birbirine kazık atmakla meşgul. Şimdi tam o geçiş, o tüpün içerisindeyiz biz. Evet, kesinlikle. Mesela siz şeyden bahsediyorsunuz, bu haram helalden bahsederken de babanız da devlette çalışmış zamanında. Hiç böyle bir şey, hani rüşvet ya da devletin malını yemek, böyle şeyler mümkünatı yoktu diyorsunuz. Olur mu canım? Yok, mümkün değildi canım. Öyle bir şey akla gelmezdi. Evet. Ben anlattım işte, bir Yargıtay başkanıydı rahmetli babam. Yani çok yüksek bir mevki oluyor. O zamanlar böyle makam arabaları vızır vızır, herkesin altında yok. Ama başkanın vardı tabii bir tane. Bir siyah büyük bir limuzin gibi bir araba.
gelirdi. Biz yukarıdan bakardık, iyice uzun görünür. Ne şoförü tanıdık, ne arabanın içini gördük. O babam bırakır giderdi. Sonra biz otobüs durağına gider, otobüs bekler, biner babaannemlere giderdik cebeci. Başka türlüsü de aklımıza gelmezdi. Bana lise demeyin, nerede birisi şey dedi, ben o babanın oğlu olacağım, o ne para kazanıyor. Ben dedim ya babam benim savcı, hukukçu. Parayla ne ilgisi var, ne demek istiyor? Yıllar sonra anladım ne demek istiyor. Tabii sizin ailenizden gelen, gördüğünüz de bunun için de yetiştiğiniz için bizde biraz tabii kurnaz olanın daha çok kazandığı bir kültürümüz de var. Evet. Şeyden bahsetmişken bu arada, serenat demişken siz. Serenat herhalde bugüne kadar yani en çok konuşan, en beğenilen romanlarınızdan biri. Bana da çok dokunan bir romanınızı çok çok severek okumuştum. Şimdi siz orada tabii siyasi konuların yanında bir de 60 yıllık bir aşk hikayesinden bahsediyorsunuz. Çok okuduğunuzu tabii ki biliyorum ama yani böyle bir aşk hikayesi romantik misiniz? Ülker Hanım'a sormak lazım bunu herhalde. Romantik bir insan mısınız normal hayatınızda, yoksa gerçekten bu çok okumanın, hani edebiyata verdiğiniz önemin yıllardır çocukluğunuzdan gelen birikimin yansıması mı? Nasıl çıkıyor bu hikayeler? Yani şöyle diyelim, duyarlı olduğum bir gerçek. Yani yakınlarım bilir birçok konuda. Aşırı duyarlı olduğum, hatta zarar verecek kadar duyarlı olduğum bir gerçek. Zaten başka türlü yazamazsınız. Yazmak bir empati işidir. Ben sadece kendimi, kendi açımdan insanlara dünyayı anlatıyorum derseniz çok eksik kalırsınız. Bana diyorlar ki mesela yurt dışında, Amerika'da falan da çok sordular bu soruyu. Ya ben diye anlatıyor Serenat, bir kadın, orta yaşlı bir kadının ağzından anlatıyorsunuz. Genç bir kadının ağzından. Peki nasıl biliyorsunuz bu kadar ayrıntıyı? Ya diyorum, romancı bilmek zorunda. Romancı bir tiyatro oyuncusu gibi o kılığa girmeli. O kadın gibi hissetmeli. Mesela peki şunu nereden biliyorsunuz diyorlar. Bunu size eşiniz kızınız mı öğretti diye. Çok sordular. Çin'de bile sordular bunu. Şimdi Maya bir gün bir elçilik davetine katılacak. Gidiyor. Böyle bir kuaförü var işte. O da diyor ki bir topuz yapalım, çok yakışır diyor. Ayağında ilk defa yukarı kalkıyor saçlar. Ve bakıyor burası tamam, çok çıplak hissediyor kendini. Buralar çok açık kaldı. E diyor, babaannemden kalan o büyük gerdanlığı takar, kapatırım biraz, o şey yapar falan. Şimdi bu hissi nereden biliyorsunuz? Ya diyorum bu insan. Ya da diyorlar morali çok bozuk gelip kendini ya yorganın altına ya sıcak duşa. E diyorum insan işte, biz hepimiz bunu yapıyoruz. Aslında dediğim gibi bir kahraman da anlatabilirsiniz, bir haini de, bir cellatı da. Yani birçok şeyi anlatmanız lazım romancı olarak. Yani bir tek bakış açısıyla olmaz bu. O yüzden yani o kadınları anlayan romancı falan diye klişeler var ya. O değil, insanı anlayan romancı. Tolstoy'un bu arada çok güzel bir uzun hikayesi vardır. 18 yaşında bir kız, bir binbaşı ona evlilik teklif eder. O tereddütleri, evlensem mi, evlenmesem mi, ne yapayım. Sonra da mutsuz olur, evlenir falan. Bunu Tolstoy ben diye anlatıyor 80 yaşındayken. Romancı anlatır. Tabii bu çok ayrı bir yetenek. Sizin zaten o humanist tarafınızı, o insana verdiğiniz değeri kitaplarınızda çok güzel geçiriyorsunuz onu zaten, ama tabii o ağızdan o dünyayı yazabilmek ayrı bir şey. Herkeste olan bir yetenek de değil. Ama siz de zaten şeyden bahsediyorsunuz. Tabii bu bir yetenek ama aynı zamanda geliştirilen de bir şey. Siz çocukluğunuzdan hatta sevgili Nilay Örneğin podcast'ı, ben çok seviyorum onun podcast'lerini, uyumadan da dinlerim. Size yaptığı bölümü de dinlemiştim. Orada kendi çocukluğuma da bazı şeylerinizi çok böyle hoşuma gitti, benzettim. Çünkü böyle ben de kitapların içinde yaşayan bir çocuktum. Böyle o biraz da böyle kaçış dünyası gibiydi bana, ama böyle şeyden bahsediyorsunuz Ankara'da. Hani anneniz babanız artık hani yeter diyor ama gizli gizli okumalar. Onlar benim çok hoşuma gitmişti ya. Ve sizi siz yapan da bugün herhalde edebi anlamda büyük ölçüde de o yıllardan gelen şeyler. O tabii yani o yazarlığın okulu yok. Yani yazarlık ustalar, usta çırak işi gibi gider. Ustalar kimlerdir? O güzel büyük romanları yazanlar. Onları çok okumadan yazmanıza imkan yok. Yani ben ya bütün edebiyat tekniklerini incelemeniz lazım. Önce sevmeniz gerekiyor. Delice sevmeniz gerekiyor. Bu çağda bir iş yapmak çok zor. Ben şunu yapmak istiyorum ama ne kadar istiyorsun? Mesela hayatını verecek kadar istiyor musun? O çok önemli bir şey. Eğer hayat verecek kadar istiyorsan olur o mesele. Ama tabii ki bir birikim meselesi. Yani roman kolay bir şey değil. Zor bir dal. Çok zor bir dal.
Mesela Yaşar Kemal bana şey derdi o zaman, yani ilk zamanlar, ya sen işte çok seyahat ediyorsun, yoruluyorsun, yorma kendini, bir romancı kendine Arap atı gibi bakmak zorunda derdi. Arap atı gibi. O kadar ilginç bir şey ki sahiden fiziki gücün düşerse, hasta olursan, ki ben bu sıralarda bir şey geçiriyorum ama konuşmam zamanı değil. Yani eğer kendine iyi bakmazsan, fiziki gücün düşerse roman da yazamıyorsun. Sahiden çok büyük bir efor bu. Hani anlık heyecanlarla da olmuyor. Ya güzel bir konu buldum, hadi hemen alayım şurada cümle yazayım falan değil. O romanı aylarca, yıllarca içinde taşımak, karakterleri geliştirmek, mimarisini kurmak, neyi nasıl anlatacağını, tekniğini bulmak, tarzını bulmak falan, bunlar tabii zor meseleler, zor. Bütün bunları sonucunda da genç yazarlara hep söylüyorum, Edebiyat Mutluluk kitabında da söyledim. Bu kadar zor bir işi göze alıyorsanız, kalkıp 400 sayfa kitap yazacaksanız, bu korkunç bir emek, içini kazıya kazıya, değecek bir konu yazın. Değecek bir şey yazın. Yani bazen çok üzülüyorum, bazen jürilerde falan yer alıyorum. Ya ne kadar güzel yazmış, nasıl emek harcamış genç arkadaşlar. Fakat işte şey gibi, içinde bir zemberek yok. Nabız atmıyor. Bir nabız atması lazım kitabın içinde. Yoksa okunmuyor. Yani bazı kitapları ben de okuyamıyorum açıkçası. Yani bakıyorum, o zaman da Borges'in sözü aklıma geliyor. Dünyada o kadar çok iyi kitap var ki, eğer bir kitap kötüyse size kaldırın atın diyor. Bize çok ayıp geliyor yarıda bırakmak ama aslında Borges öyle söylüyor, bırakın diyor. Benim de yapmaya çalıştığım bir şey aslında, yeni yeni ben bırakamazdım hiç. Yani sürüne sürüne de başladım o kitaba, bitireceğim. Ama aynı, herhalde bu kafaya da biraz daha yaş ilerledikçe mi geliniyor? Dedim ki yani bir tane ömür var ve yetecek kadar zaman yok ve o kadar çok kitap var ki okudukça daha da çok var ve daha da yetişemeyecek gibi hissediyorum. Yani okudukça daha cahil hissediyorum. Olur ya insan öyle. Ben çok kitap okuduğunu biliyorum ama bu yaş ilerledikçe lafı biraz tuhaf olmadı mı? Siz beni görse şaşırmıştınız hatta. Daha büyük birini bekliyordum diye herhalde. Yok, ben biliyorum canım. Tanıyorum tabii seni de. Yani evet, kitaplara olan merakında biliyorum da yaş ilerledikçe deyince 76 yaşında birisine söylüyorsun. Ama yani ben de şimdi şöyle söyleyeyim. Yani lisedeki halimde böyle, hani şimdi çer çöp demek istemiyorum ama elime geçeni okuduğum dönemlerde şimdi böyle şey oluyor yani, hani İyi seçeyim. Neyi okuyacağım? İyi seçeyim. Çünkü hayatta sığdıramayacağım bütün okumak istediklerimi. Bari iyi bir şey seçeyim şeyine döndüm. Çünkü bu büyük bir iddiadır. Bir insanın kitap yazması, sergi açması ya da konserde piyano çalması, klasik gitar çalması, bu büyük bir iddia. Diyorsun ki insanlara, aslında bakın ben sizin yapamadığınız bir şeyi yapıyorum. Size öyle bir piyano çalıyorum ki siz geleceksiniz, bilet alıp para verip gelip orada oturup dinleyeceksiniz. Ya da ben öyle resim yapıyorum ki gelip hayranlıkla izleyeceksiniz. Ya da öyle kitap yazıyorum ki, ya da bilmem. Şimdi bu aslında iddia. Bu iddianın altı doldurulmazsa komik olur insan. Yani herkesin yapabildiği ya da iyi kötü yapabildiği, onların biraz iyisinde yapıyorsan bu iddiayla ortaya çıkılmaz. Çok önemli. Birikim dedik ya demin, o benim hep söylediğim bir şey vardır, çok da önemlidir. Şimdi bizim ülkede şeyler, düşünce dedik ya demin, düşünceye fazla değer verilmez, bilgi de fazla hissedilmez. Titrilere bakılır, profesör, doktor, ordinarius falan. Ha, bu bilgi bunun işi. Öyle bir şey yok halbuki. Mesela profesör Nietzsche diye bir şey duydunuz mu? Yani en büyük filozoflar, profesör, dekan. İhtiyacı bile yok herhalde. Yok, o titre ama kullanmaz öyle insanlar. Ama önemli olan şunu demek istiyorum ben. Bir hal tercihiyle karşı karşıya kalıyor. Bir bakıyor ona, ya hal tercih işte falan filan. Kaldır diyor, nasıl kaldırayım ya ben bunun kadar 300 kilo. Niye? Adamın kaslara baksana, ömür boyu çalışmış. Ya da bizim bu çok hepimizi sevindiren voleybolcu kızlarımız şimdi. Yani bakıyor ya, çalışmış, deli gibi çalışmışlar işte, bunlarla ben nasıl yarışırım diyor. Peki 50-60 yılını okumaya vermiş. İnsanların kabahati ne burada? Beyin kasları görülemiyor. Bir insana baktığın zaman işte iki gözü var, iki kaşı var, böyle benim gibi. Onun için kalkıp senin o fikrin, bu da benim fikrim diyor. Einstein geliyor, E eşittir mc kare. Bence değil kardeşim, mk kare. Dersin, buna ne mani olan bir şey var, yok.
O bakımdan bir nihilizm oluştu toplumda. Gerçekten bir de bir özgüven pompalaması oldu ya. Boş bir ego, boş bir özgüven. Ve bununla ortalıkta insanlar ben kimseyi dinlemem, ben bilmem ne. Ya dinlemek zorundasın, öğrenmek zorundasın, okumak zorundasın. Yoksa hayatın o skalasında yer alırsın. Ve öyle muamele görürsün insanlardan. Ama böyle bir dönüşüm de var yani, hani mütevazi olmak, hani iş yapmıyor bu toplumda gibi. Siz en çığırtkan sesi çıkan, ben haklıyım diyen, biraz daha hani onun dediği, maalesef böyle bir dönüşüm de içindeyiz gibi. En çok bilen daha az konuşuyor, daha çok bağıranın sesi duyuluyor maalesef, dediğiniz gibi. Yani böyle bir ama şundan oluyor, bu evrensel bir durum. Sadece evet. Türkiye ile ilgili değil, evrensel bir durum. Amerika'dan, Japonya'dan, Tayland'dan, bilmem Kore'ye, her yerde bunu görüyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey oldu şimdi. Biz aslında bu kapitalizmin çok yoğun dönemini yaşıyoruz. Ve bunun bir tek şeyi var, mantığı var, mal satmak. Şimdi mal satmak da onun için 7,5 milyar, 8 milyar oluyor zaten bu şeyde. 8 milyar insanı tüketici haline getirdiğiniz zaman ve onun aldığı malları çoğalttığınız zaman dünya sistemi yürüyor. O zaman da ne yapmanız lazım? Sizin herkesi, bırak sen öğrenmeyi, gelişmeyi, kendini bilmem ne falan filan. Sen kendini sev, kendini şımart. Bu zaten çok korkunç bir laf. Yani kendini şımart. Ya niye şımartacaksın kardeşim? Kendini niye şımartacaksın? Bunun çok daha böyle şeyler, empati diye bir laf var. Bizim eski Osmanlıca'da diğerkam olmak, yani ötekini düşünmek, dayanışma diye bir şey var. İnsanları anlama var, merhamet diye bir şey var. Bütün bunlar insan toplumları için. Fakat şimdi bunların hepsini bıraklar. Sen, boş bir özgüven. Sen kendini beğen, kendini şımart. Saçına şunu sür, bilmem neyine bunu sür, işte bunu giy, bunu yap falan diye inanılmaz bir özgüven boca edildi. Ama mutsuz olacaklar. Yani şu andaki o Z kuşağında eğer böyle insanlar varsa ileride mutsuz olacaklar. Çünkü hayat öyle gitmiyor. Hayat öyle bir şey değil. Hayat her zaman insanları kendi skalasına göre tekrar yerleştiriyor. Evet, kesinlikle. Onun için yani onun da yani bu yeni kuşağında bilgesi bilge olacak, cahili cahil olacak. Zengini çıkacak, fakiri çıkacak, bilmem ne. Yani mutlaka tekrar toplum kendi skalasını oluşturacak. Evet, umarım bilgiye verilen önem yine, yani yine bilgiye, okuyana, işte bilgeye verilen önem yeni kuşakta da aynı şekilde devam eder. Biraz işte tabii bilgi kirliliği, bu sosyal medyada da herkesin bir söz söyleme hakkı olması. Halbuki hani bir bilgi hiyerarşisi diyordum, bir bilgi hiyerarşisi olması lazım. Ben şey anlamda demiyorum. Çok, içi çok boşaltılmış sıfatlar da var. Profesör diyorsunuz bugün ama hangi profesör? Yani hangisi değerli? Onların içinde de çok ayrışıyor bence artık. Ama tabii, hani çok değerli profesörler de var ama bir yandan evet. Anadilini telaffuzdan aciz. Şu anda galiba 30-40 bin mi daha fazla profesör var. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer gibi dayanışmalar, hemşerilikler, tarikatlar verdiler birer profesörlük. Sonra da bakıyor orada diyor bu profesör. Yani bir cehaletin bir türü tabii bu. Fakat insanlık kötüye gitmez. Ben hep ona inandım. Neden diyorlar bana iyimsersin, iyimser gibi. Yani üzüldüğüm şeyler çok fazla ama niye? İnsanlık geriye gidecek olsaydı, şöyle bir söz var mesela ya, bugünün gençliği çok kaba ve cahil. Bunu söyleyen Sokrates. Şimdi Sokrates evet. 2500 yıl batmış olmamız lazımdı. Oysa şu anda mesela yavaş da olsa insanlıkta ilerleme var. Mesela meydanda odunlar toplayıp da Taksim'de cadı yakmıyorlar. Yakmıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde o kalmadı. Gene zulüm var. Gene berbat şeyler devam ediyor ama yavaş da olsa bir ilerleme var. Fakat burada bir zikzak söz konusu. İnsanlık böyle bir lineer şekilde, dümdüz bir şekilde yukarıya ileriye gitmiyor. Zikzak bazen aşağı düşüyor. Ben bunu diyorum ki mesela şimdi İbn Haldun'un gene düşüncelerinden çıkarılan bir söz var. Kendisi böyle bir söz söylememiş ama coğrafya kaderdir diye çok kullandım ben onu. Fakat diyorum ki ben coğrafya ve dönem kaderdir. Hangi dönemde, hangi ülkede, hangi dönemde doğduğun çok önemli. Dönem. Eğer mesela şimdi diyelim ki 1930, 39, 38, 39, 40 Türkiye'de yaşıyorsan sakin bir ülkedesin. Aynı yıllarda Barcelona, Madrid yıkılıyordu bombalar altında. Daha sonra 43'lerde, 44'lerde şehirler, Londralar, Alman şehirleri yani mahvoluyordu. Avrupa yıkıldı. Biz o zaman bir şey olmadı bize. Ama sonra
Bir bakıyorsun yani hangi dönemde, hangi coğrafyada olduğun çok önemli. Ama en sonunda tekrar bir ivme yakalıyor, gene ileri gidiyor. O bakımdan insanlık gerçekten tükenmez. Yani herhalde bu dönemde bizim kaderimiz dönem içine doğmuş olmak artık. Özellikle 2000 doğumlar sonrası zaten tamamen bu dönemin içinde başka bir şey de görmediler ama... Bizi, kutuplaşma beni çok korkutuyor ve üzüyor. Ben 1990'lı yıllarda başlamıştım bunu yazmaya. Tabii senin gibi yaşlılarla konuşamıyorum. 90'lı yıllarda başlamıştım yazmaya. Ya bırakın sağ sol değil, üç kutuplu Türkiye'ye gidiyoruz diye sabah yazarıydım o zaman. O dönemin sabahı tabii. Yani üç kutuplu bir Türkiye daha etnisiteye, dine, mezheplere bağlı, milliyetçiliğe bağlı bir şey. Bu bizi çok feci hale getirecek diye. Ne yazık ki yazı çiziyle mani olamıyor böyle şeylere. Geldik. Gene bir toparlayacaktır diyorum. Uçurumun kenarında belki frene basmayı bilecektir bu toplum. Çünkü binlerce yıldır birlikte yaşayan bir toplum. Gene sonunda bölünmeyecek, ayrılmayacak. Allah korusun iç savaş diye bir şeye gitmeyecek. Diye umuyorum. Yani biz hep dipten, yani tam dibe batmadan hep bir çıkan bir toplumuz sanki. Yani bir umut hep var öyle gibi. İnşallah hani onu öyle umuyoruz ama böyle zamanlarda da böyle hani bir umutsuzluğun hakim olduğu insan şeye çok dönüyor tabii. Sanata çok dönüyor bir kez. Sanat başa çık, mizah dediniz çok önemli. Başa çıkabilmek. O yüzden mizahın yasaklanması bence çok tehlikeli bir şey. Bu tarz dönemlerden geçerken. Onun dışında hayatta nefes alabilecek alanlar açmak çok değerli. Ben size dediğim gibi ben mesela çok duygu yoğunluğu yaşadığım dönemlerde, düşüncelerim böyle fırtına gibi beynimde olduğu dönemlerde okumak ve yazmak çok iyi geliyor. Bence o zaman çok iyi işler çıkıyor insanın. İçinden çok değerli şeyler de çıkabiliyor. Siz ne yapıyorsunuz diye merak ediyorum. Az çok ben biliyorum ama paylaşmanızı istiyorum. Hayatınıza kattığınız şeyler neler? Edebiyat, müziğe ek olarak keyif aldığınız. Tabii dostlarım var. Az sayıda da olsa dostlarım var. Çok mutlu olduğum az sayıda dostlar. Buluşuyoruz, konuşuyoruz. Gece çıkmıyorum pek, bir yere gitmem. Bir de tabii sanat. Sanat bir liman. Hani nasıl fırtınalı denizde kendinize bir sakin liman bulur atarsınız da beklersiniz fırtınanın geçmesini. Benim hayatım boyunca öyle oldu. Ben sanatla dayandım bu kadar zor bir hayata. Benim otobiyografimi, O Sevdalım Hayatı okuyanlar diyor ki ya neler yaşamışsınız, bu nasıl olur? Yani nasıl dayandınız Allah aşkına diyorlar bütün bunlara. Sanatla işte, sanatla ve dostlukla. Gerçekten hayatın çok da fazla bir anlamı yok. Dostluğu tekrar tekrar vurguluyorum, çok önemli. Eğer hayatta birkaç dostunuz, hakiki dostunuz bile varsa çok önemli. Yaşar Kemal'le biz 44 yıl beraber her gün buluştuk. Yurt dışına gittik, yurt içi dış lokantalara gittik. Çin lokantası evetti. Yaşar Kemal derdi ki bak sen hala anlamıyorsun. İki kişi olmak bile çok önemlidir derdi. Şimdi ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Çok da arıyorum onu tabii. Hep böyle elim telefona gitti kaç sene sabahları arayayım diye. İki kişi olmak bile çok önemli. Bu hayatta güzel şeyler gene var ya. Yani ne var? Dostluk var, aşk var, mücadele var. Zevk var. Zevk, edebi zevk. Estetik. Estetik deyince Türkiye'de başka bir şey anlatılır. Platon, Aristoteles estetik aslında. Evet, yani, farklı bir algı. Bütün bunlar hoş şeyler. Evet, yok kesinlikle katılıyorum size. Çok da değerli o birkaç kişinizi bile bulduğunuzda benim insanım dediğiniz hayata çok büyük anlam katan. Yani gerçekten yalnız geçilmiyor hayat ve böyle hani insan bazen yalnız anlara tabii ki ihtiyaç duyuyor ama seçilmiş bir yalnızlık oluyor. Yoksa her zaman dönebileceğiniz Alper Hasanoğlu'yla söyleşi yapmıştık. O da şey diyordu. İnsan bir eser ortaya koyabilir ama ve yalnız kalmak isteyebilir ama onu paylaşacak, o başarıyı, o eseri paylaşacak biri yoksa hayatta bir anlamı olmuyor aslında bir noktada. Kötü günü paylaşmak denir ya, kara gün dostu diye. Bak kötü hı-hı günü paylaşan insan çok bulursun. Esas zoru iyi gününü paylaşan insan baba. Kıskanmayan. Evet, çok sana doğru. Sana yetmeyen, böyle aman aman kötü gözle bakmayan, içi içini yemeyen, senin başarın karşısında gönülden sevinen, bravo be diyebilen insan bulmak. O daha zor bir şeydir kara günden. Evet. Bir de ben şimdi son zamanlarda şunu düşünüyorum. Ben bu mutluluk kitabını yazdım. Sonra da filmi çekildi ya. Çok güzel, Özgün Anıl. Çok severim. Evet. Güzel filmdi.
Sonra bana çok sordular. Hem burada hem dışarıda. Mutluluk sizce nedir? Çeşitli tarifleri var tabii. Hegel açısından tarifi var. Başka açılardan tarifi var. Mutluluk şudur. Ben hep derdim ki mutluluk sürekli bir mutluluk değil. Mutlu anlar vardır hayatta. Doğru. Ama daha sonra daha iyi bir şey buldum. Şu anda %100 inandığım mutluluk formülü ne biliyor musun? Söyleyeyim mi? Nedir? Heyecanla bekliyorum. Başkalarını mutlu etmeye çalışmak. Bu bakın basit gibi geliyor ama o kadar önemli ki başkalarını mutlu ettiğiniz zaman siz yanınızda, yörenizde gördüğünüz insanlar onlara bir mutluluk verdiğiniz zaman onlardan da size zaten yansıyor. Kendinizi mutlu etmenizin yolu başkalarını mutlu etmekten geçiyor. Ben kendimi mutluydum derseniz olamazsınız. Ama başkalarına mutluluk verirseniz o mutluluk sizi içinizi kamaştırır yani sevgiyle, zevkle. Bu çok mühim bir şey. Bence mutluluğun formülü de bu. Ya ne kadar güzel söylediniz. Çok kısa süre önce ben de Hemşirelik Fakültesi'nde bir söyleşi vermiştim ve gerçekten birebir hani onu söyledim. İnsan o vermenin zevkini yaşayınca aslında onda bile tamamen hani selfless denir hani hiç kendini düşünmeden yapılan bir şey de aslında o kadar büyük bir geri dönüşü var ki yine kendiniz için bir şey yapmış oluyorsunuz günün sonunda. Çünkü o mutluluk insanı besliyor her anlamda. Yani böyle bir alışveriş hesap yapmıyorsunuz ama o sonunda zaten size dönüyor. Yani insan etrafını mutlu etmeye, neşelendirmeye, güldürmeye çalışmak, onun böyle derdini almak, onu böyle kendini daha iyi hissetmesini sağlamak. İnsanlar birbirine güzel söz bile söylemez oldular ya. İnsanlar halbuki bir böyle övmek diye bir şey değil mi? Herkesin bir övülecek tarafı var. İki güzel söz söyle be adam. Yani ağzın mı eskiyecek? Ne olacak? Yani ona ya da can yakıcı bir söz söyleyeceksin de ne olacak? Eline ne geçecek? Bu sefer o da ekşiyecek, burulacak. Ondan doğan mutsuzluk sana gelecek. Ya böyle bir dünya. Yani bir arada yaşıyoruz belli bir ömür dilimi. Sonra da ölüp gideceğiz. Niye birbirimize cehennem haline getirelim bunu? Ki bizde çok önemlidir. Bizim kültürümüzde hakikaten yalnızlık Allah'a mahsus denir bizde. Yalnızlık Allah'a mahsus. Çünkü mutlaka bir her felaketleri de ölümü, zulümü, her şeyi çevrenle atlatman lazım. Dolayısıyla mutluluğu da paylaşman lazım. Biz zaten kolektif bir toplumuz. Yani Amerika'ya, Avrupa'ya göre, o bireysel toplumlara göre çok daha kolektif yaşayan, topluluk evet. halinde yaşayan, destek mesela bir doğum olur, anne eve yerleşir, ölüm olur, 40 gün yalnız bırakılmaz, herkes başında yemek bekler. Getirir. Hani yemek şeydir, getirir. Yemek getirir. Biraz Bilmiyorum. Yemek yapılması beklenir. O biraz daha hani şey bir yasa. O fena. Ama o hani fena. O fena bir, o gelenek mesela bana da biraz daha fena geliyor ama onun haricinde yani hep bir destek vardır. O yüzden hani biz de dediğiniz gibi evet yani yalnızlık, biz yalnız bir toplum değiliz. En azından bunun değerini biliriz. Ama şeye de katılıyorum söylediğiniz. Bir negatiften bakma. Bir aşağı çekme. Hani ben yanına yükselemiyorsam onu da çekeyim. Şey bir var yani genel olarak. Aşağı çekmek var ve başarıyı, güzelliği, iyiliği, sağlığı, iyi bir iş başına gelmiş olmasını sanki kendisine hakaret gibi algılayan insanlar var. Yıllardan beri bunu açık söyleyeyim. Ben bizim bu sanat çevrelerinde de çok gördüm. Ya bir ne bileyim bir kitabın çıkar, bir albümün çıkar, bir parçan hit olur, bilmem ne olur. Sevinir insanlar değil mi? İnsan sevinir ve etrafı da ister. Etrafım öyleydi ama bu sanat çevrelerinde hemen kendisine hakaret gibi algılayan insanlar çıkar. Ha o da öyle mi yapmış? Yaşar Kemal'e de yaptılar, Nazım Hikmet'e de yaptılar, herkese. Ben o bakımdan Sezen Aksu'ya çok yaptılar, herkese yaptılar. Onun için bu hafta Oksijen'de yazmıştım. Geçenlerde Türkan Şoray ile Filiz Akın geldiler, davet etmiştim. Evde güzel bir akşam geçirdik. Sonra yazdım ya bu ikiz büyük star. Hayatta birbirlerini kıskandıklarını, birisi ya da herhangi başka birisi için kötü bir laf söylediklerini görmedim. Bu kadar büyük starlar bunu yapıyorsa, böyle hani sıradan insan lafı güzel değil ama hani böyle bir başarısı olmayan insanların birbirinden alıp veremediği nedir? Kim kıskançlık olursa onlarda olması gerekir değil mi? Hani dünyadan da biliriz böyle büyük divalar kıskanır birbirini bilmem ne. O kadar saf çocuksu yürekleri var ki hep birbirlerinin iyiliğini istiyorlar. Ben Sezen'de falan da hep onu gördüm. Yani büyük starlar, büyük yazarlar, büyük sinemacılar hayatta tanıdığım kıskanmazlar. Hiç kimseyi kıskanmazlar. Ama
kendini yeterli hissetmeyenler bir başkasının başarısını kıskanırlar. Kesinlikle, yani o yüzden de bence genel olarak dediğim gibi bu daha bir negatifinden aşağı çekme var. Ama siz de ilginç olarak siz gerçekten çok yani ağırlıklı olarak çok sevilen bir yazarsınız. Tabii ki eleştiren var. Zaten bu kadar başarılı olup eleştirmek mümkün değil yani. Bu olayın budur yani. Yani başarılı olan insan sevmeyen mutlaka olacak. Ama siz yine de mesela şeyi fark ediyorum. İki yazdır sizin kitaplarınızı okuyorum şimdi tekrar. Yeni çıkan kitaplarınızı. Bana da böyle sahilde falan yanıma gelen olur işte Bodrum'dayken yazları. Biri mutlaka biri geliyor, o da okumuş oluyor, okuyacak oluyor. Yani o kadar çok sizin bir kitap çıkarınca Filimaneli kitabı çıktı, koşarak alıyor insanlar yani ve seviyorlar, çok keyif alıyorlar. Yalnız okumak da değil de ben biliyorum, benim böyle yanıma gelip konuşan, resim çektiren insanlar bir ünlünün yanına gelir gibi gelmiyorlar. Ben öyle bir ünlü tırnak içinde değilim. Aileden birisine gelir gibi, evet. Bir abiye, babaya gelir gibi geliyorlar. Geçenlerde mesela Tunceli'ye dersime gittik. Orada da böyle bir çılgınlık gibi yaşadık insanlarla, sarmaş dolaş. Her yerde bunu ben hissediyorum. Bazen yanlış anlamalar oluyor. Yanlış anlamalar beni üzüyor. Mesela geçenlerde birisi diyor ki ben sizi çok kibirli bir insan zannederdim. Kibir aptallıktır, kibir niye ki? Nasıl olsun be? Hele benim uzaktan yakından yanımdan geçmez ama bazıları öyle bir algı mı oluyor? Birileri öyle mi söylüyor? Bilmiyorum artık yani. Olacak ama ya. Toplumun bu kadar önüne çıkınca, bu kadar çalkantılı bir dönemde mutlaka. İyisi evet. De olur, kötüsü de olur. Ne yapalım? Şeyin dediği gibi hepsine selam olsun. Ne diyelim? Evet, mutlaka. Bu zaten olacak bir şey. Ben sona yaklaşırken bir tane size anekdotu dinlemek istiyorum. Çok hoşuma gitmişti. Hani izleyenler de dinlesin istiyorum. Sizin söyleşinizde Paris'te Uğur Mumcu Abidin Dino'yla bu hatıranızı anlatmıştınız. Ben çok severim Yiğidim Aslan'ımı. Bir burada anlatırsanız son hani vedalaşmadan önce. 1980 başları ben Yol filminin müziğini yapmıştım. Yol Altın Palmiye kazandı. Şerif Gören'in, Yılmaz Güney senaristidir, Şerif Gören yönetmenidir filmin. İşte hepimiz Paris'te oturuyorum o zaman, Montparnasse'da. Türkiye'den de arkadaşlar gelip geçtikçe uğruyorlar. Türkiye'de gene darbe dönemi. Evren darbesi. Geliyorlar, bir de o sırada Roma'da Ağaca duruşması görülüyor. Gazeteciler oraya gidiyor. Bizim gazeteciler Paris üzerinden diyor. Paris'te bana da hepsi uğruyorlar. Bir gün telefon çaldı. Uğur gelmiş, Mumcu. Ankara'dan arkadaşım. Ben de aldım onu. Bizim küçücük iki göz bir fakirhanede oturduk. Bir arkada şarap içiyoruz. Dedi ki ne var işte Türkiye mülkiye her zaman öyle, ne olacak bu memleketin hali, onu konuştuk. Sonra sende ne var ne yok dedi. Dedim yeni bir albüm yapıyorum. Nasıl bir şey? Dedim yeni besteler yaptım. Hatta dedim birinde içinden Tülay German'la söyledik dedim. Tülay büyük bir sestir sahiden. Paris'te yaşıyor. Ya dinleyebilir miyim dedi. Küçük kasetlerden böyle bir tane kopya vardı orada, daha çıkmamış albüm. Dinlettim. Yiğidim Aslan'ım burada yatıyor. Biliyorsunuz Beyzrah Meyiboğlu'nun Nazım Hikmet için yazdığı sözler. Başladı, baktım gözyaşları buradan süzülüyor Uğur'un. Ya dedim Uğur ne oldu falan. Ya dedi bu sadece Nazım'a değil, bütün demokrasi şehitlerine, devrim şehitlerine ait olmuş dedi. Ve 10 yıl sonra maalesef Ankara'da yağmurlu bir gün 200 bin kişi Uğur'un tabutunun arkasından o Yiğidim Aslan'ımı toplu söyleyerek yürüdüler. Bir anlamda kendi ağıtına ağlamış oldu. Bir mitolojide Kronos vardır, kendi evlatlarını yer. Bizim bu ülkemiz böyledir maalesef. En güzel evlatlarını kurban eder. Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Musa Anter, Deniz Gezmiş, Sinan Cemgil. Yani şimdi saymaya kalksam 50'den fazla tanıdığım dostum öldürüldü bu ülkede. Bunlar da ülkenin en yurtsever, en parlak beyinleriydi. Ama böyle bir kader de var ama gene de biz bu toprağı, bu kültürü, bu halkı biz temsil ediyoruz. Sadece biziz. Yani nasıl, ne demek istiyorum? Bu dille, Türkçe ile şiirler yazanlar, romanlar yazanlar, besteler yapanlar biziz. Bu toplumun evlatları biziz. Sizin gibi aydınlar. Çok teşekkür ederim. Bu arada süre bitti yazıyor kardeşim. Bir saatlik süre verdi anlayınca. Kapanacak diye korkuyorum. O kadar keyifle dinledim. Evet, tamam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok mutlu ettiniz. Yine engin bilgilerinizden faydalanarak çok keyifli bir akşam geçirdim.
Umarım kısa zamanda tekrar görüşeceğiz zaten. Tekrar görüşürüz. Ben de teşekkür ederim. O kadar güzel, duru, akıcı ve insanı konuşturan, yani konuşmasına izin veren bir de o var son zamanlarda. O kadar güzel bir söyleşi oldu ki. Çok teşekkür ediyorum. Hem kitaplara gösterdiğin dostluk hem de bizlere.